Tessan Laboratuvar Tezgah Sanayi, steril kabin, çeker ocak ve laboratuvar tezgahları imalatıyla 1988 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Firma kurulduğu günden bu yana kalite standartları doğrultusunda metal işletmesi ve ahşap işletmesi olmak üzere iki ayrı tesisleriyle üretimlerini sürdürmektedir. Bizler de firma sahibi Gökhan Boztaş'a mikrofonlarımızı uzatarak sektördeki çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. Tessan sektörün öncü firmalarındandır. 1988 yılından beri imalat olarak sektörde yer almaktadır. Öncü firma olmasından dolayı üniversiteler, hastaneler genel anlamda bütün projeleri yer almaktadır. Tabii anahtar teslimi laboratuvarlarda biz çözüm ortağı da oluyoruz. Müşterilerimize gittiğimiz zaman ön proje çalışmaları yapılıyor. Mekanik çalışmaları yapıyoruz. Mekanik çalışmaların ziyade müşterilere bilgilendirme yapıyoruz. Şimdi laboratuvar deyince biliyorsunuz piyasada herkes laboratuvar yapıyoruz diyor ama ciddi anlamda laboratuvar tezgahları ve cihazları konusunda bilgi eksikliği var. Bu bilgi eksikliklerini de biz müşterimize gittiğimiz zaman yeri geldiği şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Laboratuvar deyip geçmeyelim. Bugün bir hastane laboratuvarı yaptığımız zaman cihazları veriyoruz. Bu cihazları sağlıkta ve insan sağlığında da kullanılıyor. Veyahut işte tüp bebek laboratuvarlarında olsun, kanser hücrelerinde olsun steril kabinler ödetiyoruz. Klas 1, klas 2, klas 3, klas A gibi cihazlarımız var. Bu cihazları sağlıklı ortamda ve sağlıklı bir şekilde üretilmezse hem kişiyi hem ürünü bozabiliyor. Firma ISO 9001-2000 kalite yönetim sistem belgelerine sahip olarak çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Tüm belgelerimiz, tüm her şeyimiz ISO denetiminden tutun, hizmet sonrası yeterlilik belgelerimize kadar tüm belgelerimiz mevcut. Bu mevcut belgeler doğrultusunda da hizmeti yapıyoruz. Gökhan Boztaş, yurt içi ve yurt dışı çalışma alanlarını şöyle dile getiriyor. Yurt dışı Türkmenistan, Irak, Azerbaycan, Libya, Mısır, yurt dışı çalışmalarımız var. Türkiye'de de tüm üniversitelerde, hastanelerde projelerimizi yapıyoruz. Gökhan Boztaş, üretim alanları hakkında şu bilgileri veriyor. Üretimimiz 2500 metrekare üstünden oluşuyor. Metal bölümümüz, ahşap bölümümüz, boyahanemiz ve montaj ve sevkiyatlama bölümümüzden oluşuyor. CNC makinalarımız var, lazer işleme cihazlarımız var. Üretimler burada yapılıyor. Gökhan Boztaş, sektördeki denetimlere değinerek görüşlerini şu sözlerle dile getiriyor. Biz isteriz ki bunların ayrıştırılmasını isteriz. Yani bakılıyor. Bir mobilyacıya gidiliyor. Mesela mobilyacı işte ben laboratuvar yapıyorum, laboratuvar tezgah yapıyorum gibi bu tip konuşmalar geçiyor mesela. Biz mutfakçı değiliz. Biz komple anahtar teslimi laboratuvar yapıyoruz. Yani bunları ayrıştırmak gerekiyor. Bunlar için de devletten, devletimizden, başbakanımızdan gereken destekleri de istiyoruz. Sektörde kalifiye eleman sıkıntısı olduğuna değinen Gökhan Boztaş, bu konuyla ilgili firma olarak yapmış oldukları çalışmalara değiniyor. Kalifiye eleman sıkıntısı var. Bir usta yetiştirmek kolay değil. Aşağı yukarı bizim yanımızda 20 senelik, 25 senelik çalışan personellerimiz var. Ama şu anda bakıyoruz ki hali hazırda yetişen bir meslek grubu olarak bakıldığı zaman hali hazırda yetişen bir personel yok. Yani dışarıdan bulup bunları biz kendimiz yetiştirip bir okul gibi yani biz okul görevi de görüyoruz aynı zamanda burada. KDV oranlarının yüksek olduğuna değinen Gökhan Boztaş bu konularda yaşadıkları sıkıntıları şu sözlerle ifade ediyor. Tabii şimdi bakıldığı zaman ciddi anlamda KDV'ler ödüyoruz. Ciddi anlamda iş giderlerimiz var. Bakıldığı zaman gelir gideri karşılama durumunda bakıldığı zaman bunlar tabii üretici firmalar için sıkıntı oluyor. Personel çalıştırılıyor. Personelin belli bir giderleri var. Artı bir de bunun yanına KDV oranları ve diğer şeyler de girdiği zaman üretici nezdinde sıkıntılar yaşanıyor. Gökhan Boztaş konuşmasında sektörde yaşadıkları sıkıntılara değiniyor. Şu anda Türkiye piyasasında ciddi anlamda müteahhitlerin almış olduğu işler oluyor. İşte üniversitelerde, hastanelerde ciddi anlamda iş alıyorlar.
Bunların doğrultusunda hak edişlerini yapamadıkları zaman müteahhitler üstünden burada da biz haliyle ödemelerimizi de almakta zorluk çekiyoruz. Yani bu işte devlet kanalının bir TÜBİTAK projesi olabiliyor. Mesela TÜBİTAK'ın işleri yapılıyor. Bir hastane projesi olabiliyor. Bu tip projelerde de ister istemez aksaklıklar meydana geliyor sektör olarak. Gökhan Boztaş son olarak ileriye dönük hedeflerini şu sözlerle dile getiriyor. Biz kendi öz sermayemizde belli bir noktaya geldik. Ama tabii bu noktadan sonra büyümemiz için belli bir destekler, belli bir doğrultuda bir destekler alabilirsek fabrikamızı büyütüp tabii 8-10 bin metrekare, 20 bin metrekare bir alana geçip tam otomasyon sistemde bu işimizi yürütmeyi isteriz.